Merhaba arkadaşlar, Petsevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda öncelikle Zico'yu çıkaracağız arkadaşlar. Biz bu Zico'yu bir türlü çıkaramıyoruz. Daha önce bir arkadaşımızın hesabından denemiştik. 150. futbolcu son sırada gelmişti. Kendi hesabımda da geçen hafta açmıştım. Gelmedi. 58 tane isim kaldı ve sadece Batistuta'yı çıkardık epik olarak. Zico, Koller kaldı. Dedim ki artık son saatler çıkaralım ve kendisiyle bir sahaya çıkalım, bir maç oynayalım. Seviyesi oldukça yüksek bir futbolcu. Kötü olan tarafı oyun tarzı. Klasik 10 numara. Ben pek klasik 10 numaralarla oynayan birisi değilim ama Zico'yu bir deneyelim. Belki bize sevdirebilir kendisi. Tümünü gör dedik. İçerideki oyuncular bunlar arkadaşlar. Kesinlikle Zico'yu çıkaracağız. Umarız çok fazla zorlamaz, sonlara kalmaz. Arkadaşımızın hesabında sonda gelmişti. Bizde de gidişat oraya doğru ama şu 900'den umutluyum ben. Dedim güne başlarız epikle, olmadı. Simons geldi. Aslında elimizde şu an Simons'un en iyi kartı bu oldu. Bende Showtime kartı yok. Önceden Showtime kartı gelmişti. Belki bu kartını da fullleyip deneme şansımız olabilir arkadaşlar. İçeride 48 tane isim, 2 tane epik duruyor. Artık bu epiklerin yan yana gelmesi lazım. Şu an Muğla'nın plaka kodundayız. Kayseri'nin plaka koduna ineceğiz. Ver be Konemi. Vermedi. Olmadı arkadaşlar. Yine renkli kart geldi. Rabiot. Hala kulüpsüz değil mi? Hiçbir kulüple anlaşmadı. En son haberlere baktığımda da görmemiştim. Transfer haberlerinde boşta kalan futbolcular içerisinde geçiyordu Rabiot. Çok fazla maaş mı istiyor acaba? Arabistan'a da gitmedi mesela. Bizim ligimizde de bir takıma gelmedi ama maaşı çok yüksektir. Avrupa'da da transfer döneminin son günleri, bir takıma imza atması lazım. Bugünkü 3. 900'e basacağız ve içeride 38 tane futbolcu kaldı. Artık vermeli. Bir epik gelmeli. Olmadı. Ben geliyor zannettim fakat şimdilik epik gibi gözükmüyor ama sonradan gelebiliyor. Konemi fake atabilir. Atmadı. Standart kart. 10 tane standart kart. Hadi Zico gelmedi. Koller'e ne oluyor? Koller sen gelseydin keşke. Bizim zaten Zico ile aramızda bir husumet var eskiden. Gelmiyor da Koller gelseydi keşke. 18'e düşecek ki artık bir epiği kesinlikle vermesi lazım. Hatta 100'e mi bassak diyorum da belki ikisi yan yana gelir. Bence 900'e basalım. 2 epik yan yana. Olmadı. Bir tane epik geliyor arkadaşlar da kim geliyor? Zico mu Koller mi? Vay canına, Zico kaldı arkadaşlar. Yine gelmedi Zico. Dev forvet Koller. Şimdi standart kart futbolcular içerisinde çok yüksek seviyeliler var. Geçen dev bir kaleciyle oynadık ya arkadaşlar. Yorumlarda arkadaşlarımız santraforla da oynamamı istemişti. Aklıma da şu geldi. Koller'le o santraforu yan yana yerleştirelim. İki de kanat alalım. Sağlı solu ortalayalım. Orta kafa gol falan deneriz arkadaşlar. İki dev forvet. Koller'in yanına da standart kart, şöyle en yüksek oyunun en uzun futbolcusunu koyarız. Ama bu arada gelmedi. Yine aynı şeyi yaşadık ne yazık ki. Bütün her şey geliyor ama bir türlü Zico gelmiyor. Umarız bu 900'de gelir. Artık içeride 8 tane isim kalacak. Ha, geliyor. İçerisi yeşil yandı. Eğer içeride renkli kart yoksa Zico ama gelmeye de bilir. Demek ki içeride bir renkli kart kalmış. Yine gelmedi arkadaşlar. Son topa kaldı. Şakiri de bir takımla anlaştı mı acaba? Sanki öyle bir şey var değil mi? Bir takımla anlaştı galiba. Tam bir turnuva oyuncusu ama. Avrupa şampiyonalarında çıkıyor. Milli takımıyla güzel goller atıyor. Estetik goller. Kulüp takımıyla performansı tartışılıyor. Tarih yine tekerrür etti. Zico yine kaldı burada. 8 tane isim var. Artık 100 devam edelim. Sona mı bırakacak yoksa sondan kaçıncı sırada gelecek? Geçen hafta hani Zico'dan önce Maldini'yi sondan 3. sırada çıkarmıştık. Üst üste epik paketlerde çok kötü açılımlar. Konumi vermiyor. İçeride 6 tane isim kaldı. Ve istediğimiz isim zaten Zico'ydu. Zico en başta gelse biz duracaktık arkadaşlar. Gelmedi. Bu sefer içeride eğer renkli kart kalmadıysa bu sefer Zico geliyor. Yanları epik gibi yanmadı ama sonradan döndü. Zico geldi arkadaşlar. İyi ki renkli falan kalmamış içeride. Az önce Şakiri çok sürpriz oldu. Ben tüm renkleri çıkarmışız zannediyordum. Ne yazık ki Şakiri kalmış orada. Zico yine çok kötü bir yerde geldi. Çok geç geldi. Hiçbir zaman bu Zico'yu unutmayacağım arkadaşlar. Hem arkadaşımızın hesabında bize kelek attı. Şimdi kendi hesabımızda içeride 5 tane oyuncu kala. 1. sıraya Maldini'yi yazdık. 2. sıraya Zico'ya. Bir de Ronaldinho'lu açılım var. Barcelona Ronaldinho'yu ilk çıkardığımda da sondan 5 ya da 4.'üydü. O da bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar biz Zico'yu fullleyelim. Sonrasında sahaya çıkalım. Zico'ya şöyle baktığımızda ofansif orta saha GF'de oynayabilmekte hücumcu bir şekilde mi sahaya çıksak diye düşündüm. Şöyle yapalım. R kartı merkeze alayım. 2 ofansif orta saha, 1 sol kanat şeklinde oynayabiliriz. Ya da şöyle yapayım. Sol bek yok arkadaşlar. O yüzden sol kanatlı oynayayım dedim. 3 stoper sağ bekli şekilde. Son maçları böyle deniyordum ben de. Seviye antrenmanı. Ne kadar antrenör isteyecek kendisi. Çok fazla futbol parası istedi. Bari antrenör az istese diyeceğim de. Yine götürdü bayağı. 91 bin. Şu yüzlük en son işe yarayacak mı? Yaradı. En azından buna sevindik. O yüzlük bir işe yaradı. Oyuncu ilerlemesi otomatik dağıt dediğimizde bu şekilde %4'e kadar çıkıyor. Ama menajerimiz düşük seviyeli. Benim menajer 2 oyun tarzıyla oynuyor. Ben değiştiriyorum. Maç içerisinde kötü giderse 86'lığa hızlı kontra atak, uzun topla kontra, değişkenlik gösteriyor. Maça göre baktım istediğim oyunu oynayamıyorum. Diyorum ki takım oyun tarzını değiştireyim. O yüzden son maçlarda Southgate'le oynuyordum. Normalde Zico, menajerimizi bir değiştirelim. %4'e kadar çıkabilen bir isim. Şuradan mesela Xabi Alonso'yu tercih edelim. %4'e kadar çıktı. İşin kötü tarafı klasik 10 numara. Eskiden rakip ceza sahasına fazla koşu yapmazlardı ama Konami sonradan bir açıklama yapmıştı. Daha fazla koşu yapacaklar ama savunmaya pek yardıma gelmeyecekler diye. Ben pek klasik 10 numaralarla oynayan birisi değilim. O yüzden çok fazla test etmedim. Bu taraflar çok iyi, evet. Paslar da iyi. Bitiriciliği bir 84. Keşke o da yüksek olsaydı. Duran top falsosu harika. Hızı 86. Hızlanma 92. Birazcık hızını arttırsak mı? Oyuncu ilerlemesi. Sıfırlayalım. Otomatik dağıttık. 12'den 2 tane aldığımız zaman oraya bir de güçlendirici de veriyordu. O yine yükselir bayağı. 6 tane ilerleme puanımız var. 2 tane arttırabildik hızı. O zaman da kaça? 84'e kadar çıktı. Çok da fazla çıkmadı ama. Bir böyle kaydedelim. Yine 104. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde buralar oldukça yüksek. Alçaktan pası 91. Bu iyi. Ara pasları attığımız zaman işimize yarar. Bitiriciliği 84. Duran top falso. Hızı kaç oldu? 88. Çalımları var mıydı arkadaşlar? Bir kontrol edelim. Çift vuruş özellikle var mı? Yokmuş. Keşke bir de çift vuruşu olsaydı. Duran topu nasıl kullanıyor? 86'mış. O zaman bir tanesini ona verelim. Van Dijk, Maldini, Rijkaard, kornerde ön direk, orta direk, arka direkte bulunacak futbolcularımız. Eski futbolcular Zico ve Maradona ile sahaya çıkalım. Önlerinde Rummenigge, Michael Owen, yedeklerde bu isimlerimiz var. Rakibimiz geldi. Aziz İdris. Form durumuna baktık. Zico çapraz yukarı bakmakta. Kenarda da bu isimlerimiz. Form durumu bu şekilde. Bir Eto yapalım. Rakibi bekletmeyeyim. Hemen hazırmış o. Bu şekilde geliyor. 3 forveti var. Arkada bir göbek, bir ofansif orta sahada. Dörtlü bir savunma hattıyla oynamakta. Merkezden gelecektir. Çok fazla. Hem forveti var hem de merkeze, orta saha göbeği de yığılmış. Kenardan özellikle Gareth Bale tarafından belki boşluklarda bulabiliriz. Maldini vurman lazım. Gareth Bale'i gördük. Eto çok uzak. Maradona. Şimdi şutumuz, kaleci. Savunmaya da çarpmadı. Bir an dedim önündeki adama çarpar mı? Çift vuruşun üstüne bir şut. Etkili şut. Biraz daha mı bassaydık acaba? Korner. Topun başında Gareth Bale. Altı pasa çekelim. Gareth Bale'in kornerleri öyle harika falan değil ama. Şimdi bir kullanalım şöyle. Hadi bir kafa gol. Arkaya doğru gitti. Ben genelde ön direğe atardım ortaları arkadaşlar. Öyle de çizdim ama biraz farklı gitti. Her futbolcu da farklı oluyor. Şimdi Alexander Arnold'a göre çizince daha değişik. İşte Pirlo da farklı. Hakan Çalhanoğlu mesela çok iyi kullanır. Gareth Bale da bu şekilde. Biraz fazla kaldırdı. Topun dibine girdi. Şut çektirmemek lazım. Çok iyi geldi ama. Kalecimiz hep üstüne vurdu. Ortaya atmadı. Ben dedim acaba orta yapar mı? Arka tarafta çok kalabalıktı. Kalecinin kapattığı yere doğru sürekli vurdu. Ve kornerler tehlikeli. Biz de golü kornerden bulduk. Maradona'yı çekiyoruz ama. Uf, adamın yüzüne geldi. Hadi Beto, çok güzel pas. Samuel Eto'o. Ama pas harikaydı arkadaşlar. Müthiş bir ara pası. Ben ara pasıyla attım. Bomboş. Rakip savunma ileride kaldı çünkü doğru duran toplu stoperleri yoktu. Onun da sıkıntısını yaşadı galiba. Şu çektirmemek lazımdı ama önünü kapattık. Uzun bir ara pası geçmedi. Çok uzaktan bir şut, kalecimiz aman sektirme. Gareth Bale'ın müdahalesi. Zico. Şöyle dönsek çok güzel. Hadi be Zico. Etkili vurdu. Biraz daha yaklaşarak vurabilirdik belki de. Gelir mi bir gol? Gelir mi bir asist? Biraz alçaktan çizdim. Zico'lu ilk kornerimiz. Uf! İyi vurdu. İyi orta yaptı. Ben alçaktan çizmiştim ama biraz havadan gitti. Şimdi kontra yedik. Ortası kalecimiz tam kapattığı yere geldi. Diğer tarafa arkaya doğru gitse gol. Kaleci ön direkte kalmıştı. Rekart'ı da çektik. 3 tane stoperimiz var. Rekart var. Costa Curta var. Vurmamız lazım ama rakip vurdu. Ya bizim savunmanın vurması gerekirdi. Çok uzun boylu adamlarımız var mı? Maldini çok uzun değil ama bir stoper futbolcusu. Vurması gerekirdi. Tekrardan Zico'ya doğru. Zico ile merkezden gidiyoruz. Zico. Zico'nun şutu normal şut iyi değildi. Zico'yu GF'de deneyelim. Ofansif orta sahaya Bellingham alsak form durumu iyiymiş. Şimdi de Ronaldinho'yu alalım. Rummenigge yerine de bir Mbappe hamlesinde bulunalım. Zico'ya doğru. Ortamız bomboş. Hadi Ronaldinho. Oo, çok kötü vurdu. Orada kafa vuruşunu yapabilseydi Mbappe kalecinin arkasına gitmişti artık. Kaleci önde kalmıştı. Rakibimiz durdu. Dakika 77. Şu an oynamıyor. Bir de kaptırırsak sıkıntı. Gelecek mi acaba? Şimdi geldi. Hadi Zico, pas çok iyi. Ortası Bellingham'ın kafası. At be Bellingham. Mbappe tamamladı. 3 oldu, bizi rahatlatan gol oldu. Rakip çıktı galiba. Zaten bir durmuştu, gitmişti falan derken bu golden sonra da çıktı herhalde rakip arkadaş. Yok, geri geldi galiba. Bir bakalım. Geri geldi mi, çıktı mı? Ha, çıkmış kendisi. Zaten o az önce de bir bırakmıştı. Belki de bir işe çıktı rakip arkadaşım. Zico'nun pasları güzel arkadaşlar. Tık tık güzel zamanlamada paslar veriyor. Ama klasik 10 numara oyun tarzına sahip bir futbolcu. Belki bireysel talimatlardan ofansif verilebilir. Farklı şeyler denenebilir. Geriye gelmesi istenirse defansif verilir ama ben pek defansif vermem. Gerekirse ofansif veririz arkadaşlar. Yine biz denemeye devam ederiz Zico'yu. Klasik 10 numara futbolcuyla oynamaya çalışırız. Zico ile alakalı olsun, diğer oyuncularla alakalı olsun. Yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Goller çok uzun boylu bir santrafor futbolcusu. Kollerle de orta kafa gol şeklinde bir challenge yapabiliriz arkadaşlar ama dediğim gibi yanına normal kartlar içerisinde çok uzun boylu bir futbolcuyu yerleştirelim istiyorum. Oyunun en uzun iki santraforuyla hatta sahaya çıkalım. Biri koller, diğeri de normal kart olur. Marketten alırız. Geçen kaleci denemiştik ya, aynı onun gibi bir challenge yapabiliriz. Sizler de önerilerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere yönler diliyorum. Hoşçakalın.